Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 4. bölüm. Riyazet ve nefsani şehvet. Yüce Mevla Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa! Benim sana sözünün diline, içinden geçenlerle ruhunun bedenine, görme gücünün gözüne, işitme gücünün kulağına olan yakınlığından daha yakın olmamı istiyorsan Muhammed aleyhisselama salatu selam getir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Herkes yarın ne gönderdiğine, kıyamet günü için ne amel işlediğine baksın. Haşr suresi 18. ayet. Ey insan, şunu iyi bil ki, kötülüğü emreden nefis sana iblisten daha düşmandır. Şeytan ancak nefsin heva ve azgın istekleri yolu ile senin üzerinde baskı kurabilir. Nefsin seni aşırı emellerle ve dayanıksız kuruntularla aldatmasın. Zira vurdum duymazlık, gaflet, rahata düşkünlük, tembellik ve miskinlik, nefsin en tipik özelliklerindendir. Nitekim nefis devamlı boş şeyler ister. Onun her şeyi mesnetsiz ve batıldır. Şayet ondan razı olur ve emrine uyarsan mahvolursun. Onu hesaba katmadan hareket edersen helak olursun. Eğer onun emirlerine muhalefet etmeyip ona tabi olursan seni cehenneme sürükler. Nefis için hayra götüren bir yol yoktur. Belaların başı ve rezaletin kaynağıdır. Şeytanın hazinesi ve bütün kötülüklerin de sığınağıdır. Onu ancak yaratan bilir. Allah şöyle buyurur. Allah'tan korkun. Zira o sizin için yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Haşr suresi 18. ayet. Kul, ömrün nasıl geçirdiği, ahiret için neler yaptığı noktasında düşünüp muhasebe yaptığında bu durum onun kalbi için bir temizlik ve arınma vesilesi olur. Çünkü bir rivayette bir saat tefekkür, bin yıl nafile ibadetten daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Ebu Leys es-Semerkandi tefsirinde böyle beyan edilmiştir. Akıllı insanlar geçmiş günahlarından dolayı tevbe eder ve kendisini ahirette ateşten kurtaracak, Allah'a yaklaştıracak amelleri düşünür. Dünyaya ait istek ve arzularını azaltır ve tevbeye koşar. Allah'a çok zikreder, menhiyatı terk eder. Nefsin isteklerine sabreder ve onun heva ve arzularına uymaz. Zira her kim nefsine ibadet ederse puta tapmış olur. Çünkü nefis bir puttur. Her kim Allah'a ibadet ederse nefsini kahretmiş olur. Rivayet edilir ki Malik bin Dinar bir gün Basra pazarında gezerken gözüne incir ilişir ve canı çeker. Üzerinde para olmadığı için terliğini çıkarır ve satıcıya sunar. Bunun üzerine satıcı bunun kıymeti yoktur deyince Malik oradan ayrılır. Satıcıya derler ki, bu Malik bin Dinar'dır. Satıcı pişman olur ve hemen bir tabağa incir doldurur ve kölesinin başının üzerine koyarak ona şöyle der. Şu ileride yürüyen adam şayet senden bu tabağı kabul ederse ben de seni azat edeceğim. Köle Malik'in peşinden koşar ve ona yetişir. Ona bu inciri kabul et der. Ancak Malik reddeder. Köle tekrar kabul et, hürriyetin buna bağlı der. Bunun üzerine Malik şu cevabı verir. Senin hürriyetin benim de köleliğim ve azabım ondadır der. Kölenin daha fazla ısrar etmesi üzerine ise incir karşılığında dinimi satmamaya ve kıyamet gününe kadar incir yememeye yemin ettim karşılığını verir. Yine rivayet edildiğine göre Malik bin Dinar ölüm yatağında canı içine ekmek doğranmış sıcak bir ballı süt ister. Hizmetçisi ona bunu hazırlar ve yanına getirir. Malik bir saat ona bakar ve nefsine şöyle der. Ey nefis, 30 yıl sabrettin, bir saat daha sabret der ve bu tası bırakır. Böylece Mevla'ya kavuşur. İşte Allah dostlarının, sadıkların, peygamberlerin ve zahitlerin durumu böyledir. Süleyman bin Davud aleyhisselam şöyle der. Nefse hakim olmak bir şehri tek başına fethetmekten daha zordur. Bu hususta Ali bin Ebu Talip şöyle buyurmuştur. Ben ve nefsim koyun sürüsü ile çobana benzeriz. Çoban sürüyü bir taraftan toplarsa başka bir taraftan dağılır. Nefsin azgınlıklarına boyun eğmeyen kimse rahmet kefenine sarılır ve keramet yurduna defnedilir. Kim de kalbini öldürürse lanetlenmiş kefene sarılır ve azap yurduna defnedilir. Allah en doğruyu bilendir. Yahya bin Muaz er-Razi der ki, nefsimle Allah'a itaat ve riyazetle mücadele et. Bu konudaki riyazet ise az uyumak, az konuşmak, yaratılmışlara eziyetten kaçınmak ve az yemektir.
Çünkü az yemek irade kararlılığı sağlar, az konuşmak birçok belayı önler. Canlıları incitmemek insanın amacına ulaşmasını kolaylaştırır. Az uyku nefsin azgın duygularını öldürür. Çünkü çok yemek kalbi katılaştırır ve onun nurunu giderir. Az yemekten hikmet budur. Tek olan bedenler Allah'tan uzaklaşmaya yakındırlar. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerinizi açlık ile nurlandırınız. Açlık ve susuzluk ile nefsinizin isteklerine karşı koyunuz. Yine açlıkla cennetin kapısını ısrarla çalınız. Bunun mükafatı Allah yolunda cihada eşittir. Allah katında açlık ve susuzluk çekmekten daha sevimli bir ibadet yoktur. Karnını tıka basa doldurarak ibadet lezzetini kaybeden kimse göklerdeki melekut alemine giremez. Ebu Bekir Sıddık şöyle demiştir. Müslüman olduğumdan beri karnım tam olarak doymadı ve tam olarak suya kanarak içmedim ki Allah ile karşılayacağım güne engel olmasın ve ibadetin lezzetine ulaşabileyim. Çünkü çok yemekte az ibadet vardır. İnsan çok yediği zaman bedeni ağırlaşır ve göz kapakları kapanır, azaları gevşer. O kendisini ne kadar zorlarsa zorlasın, uyumaktan başka bir şeye gücü yetmez. Adeta çöpe atılmış leş gibidir. Lokman Hekim oğluna şöyle demiştir. Oğlum, uykuda ve yemekte ölçüyü kaçırma. Çok yiyip çok uyuyanlar kıyamet gününe salih amelle varamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çok yiyip içerek kalbi öldürmeyin. Çünkü çok sulanmış bitkinin kuruması gibi oburluk da kalbi öldürür. Salihlerden biri mideyi kalbin altında bu kanayan, kaynayan ve buharı kalbi saran bir kazana benzetmiştir. Buharın çokluğu kalbi karartır, hatta öldürür. Oburluk anlayış ve bilgi azalmasına yol açar. Mide şişkinliği, zeka keskinliğini giderir. Anlatıldığına göre bir gün Hazreti Yahya İblis ile karşılaşır. İblisin kucağında bir tomar yular vardır. Hazreti Yahya ona bunlar nedir diye sorduğunda şeytan bunlar insanoğullarını avlamama yarayan azgın nefsin arzularıdır diye cevap verir. Hazreti Yahya aralarında bana ait bir şey var mı diye sorunca da şeytan hayır yok. Yalnız sen bir gece yemeği fazla kaçırmıştın da seni namazdan alıkoydu karşılığını verir. Bunun üzerine Yahya aleyhisselam bundan böyle hiçbir zaman doyasıya yemeyeceğim deyince şeytan da bundan sonra kimseye nasihat etmeyeceğim der. Bu durum ömründe bir defa doyanlar içindir. Hayatında her gün tok yatıp da açlığını hissetmeyen, kendini ibadet açlığı sayanlara ne demeli? Yine anlatıldığına göre Yahya aleyhisselam bir defasında karnını arpa ekmeğiyle doyurmuş ve o gece virdini yapmadan uyumuştu. Allah ona şöyle vahyetmiştir. Ya Yahya, benim evimden hayırlı ev mi buldun? Veya benim yakınlığımdan daha iyi bir yakınlık mı buldun? İzzetim ve celalim andolsun ki şayet Firdevs ile cehennemin her ikisini yakından görüp mukayese etsen, gözyaşı yerine irin akıtır, dikişçi elbise yerine demir elbise giyerdin.